Kalite denildiğinde sadece mal ve hizmet kalitesi ifade edilebilirken, hizmetin ağırlıklı olduğu konaklama işletmeleri gibi alanlarda da hizmet genellikle müşteri beklentilerinin karşılandığı ölçüde değerlendirilir. Diğer bir deyişle, müşterinin almış olduğu mal ve hizmete olan tatmin düzeyi kalite düzeyinin de belirleyicisi olur. İmaj, bireyin bir nesne hakkında sahip olduğu inançlar, fikirler ve izlenimler bütünüdür. İmaj beklentilerle ilişkili bir kavramdır. Güven unsuru işletme ile müşteri arasında sağlıklı ve büyüyen bir ilişkinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Değer bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü ya da para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, pahadır. Bu konularla ilgili olarak kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır: Hizmet kalitesi, imaj, müşteri beklentileri. Müşteri tatmini, algılanan değer, müşteri sadakati, şikayet yönetimi. Bu programı izledikten sonra imaj ve beklenti nedir? Güven, algılanan değer, müşteri tatmini ve müşteri sadakati nedir sorularına cevap bulabileceksiniz. İmaj, zaman içinde farklı bilgi kaynaklarından gelen bilgilerin işlenmesi sonucunda insanların zihninde oluşan toplam algılardır. Bir nesne ya da kişiye yönelik olabileceği gibi ürün, hizmet, marka, işletme ya da bir ülkeye yönelik olabilir. İmaj bir kez sahip olunan ve ömür boyu sürdürülen bir kavram olmayıp her bireyin zihninde yavaş yavaş ve birikimsel olarak biçimlenen imgeler bütündür. Endüstriyel ürünlerde olduğu gibi bir konaklama hizmeti de tüketilmeden önce bir dizi beklenti ya da imaj oluşturmaktadır. İmaj, değerlendirme ve seçim süreçleriyle ilgili kararların şekillenmesine yardımcı olmaktadır. İnsanların zihninde rakiplerinden farklılaşarak olumlu bir yer edinmek için konaklama işletmelerinin etkili imaj oluşturma stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. İmaj, beklentiler ile ilişkili bir kavramdır. Örneğin insanların lüks bir konaklama işletmesi imajına sahip bir işletmeden olan beklentisiyle ekonomi sınıfı imajına sahip bir işletmeden beklentileri doğal olarak farklılık gösterecektir. <laughs> Güven unsuru işletme ile müşterisi arasında sağlıklı ve büyüyen bir ilişkinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Ancak her ilişki için mutlak bir geçerlilik olmayabilir. Güven duygusu ile taahhüt seviyesi arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Güven azaldıkça müşterilerin taahhüt seviyeleri de azalacak. Tam tersi durumda güven arttıkça taahhüt düzeyi de yükselecektir. İşletmelerin güvene dayalı müşteri ilişkileri oluşturmasının yolu sundukları ürün ve hizmetlere ilişkin verdikleri sözleri yerine getirme düzeyleriyle ilgilidir. Diğer bir ifadeyle güvenilirlik, söz verilen hizmetin doğruluğu, tutarlılığı ve o hizmeti gerçekleştirebilme yeteneğidir. Konaklama işletmelerinde sunulan ürün ve hizmetlerin önceden tecrübe edilme imkanı bulunmadığından sektör yoğun risk içeren bir yapıya sahiptir. Bu yüzden diğer birçok sektöre göre güven daha fazla ön plana çıkmaktadır. Değer alıcı ile satıcı arasındaki etkileşimden doğan bir kavram olarak da görülür. Bu bakış açısına göre değer, her iki tarafın elde ettikleri yararla katlandıkları maliyetler arasındaki fark olarak tanımlanır. Müşterilerin kendilerine en yüksek değeri sunan işletmeleri tercih etmeleri beklenir. Bu bağlamda hangi işletme tüketicilere daha fazla değer sunarsa rekabette avantaj sağlayacaktır. Müşteriler daima kendileri için değerli olana göre karar verir. Bu noktada konaklama işletmesi yöneticilerinin hedef kitlesinde yer alan müşterilerinin nelere değer verdiklerini çok iyi anlaması, ürün ve hizmetlerini buna göre biçimlendirmesi gerekmektedir. Değeri belirleyen ise müşterilerin zevkleri tercihleri, istekleri ve ihtiyaçlarıdır. Müşteri tatmini, müşterinin bir ürün ya da hizmete yönelik beklentileri ile sağladığı toplam faydalar arasındaki uyum derecesidir. Tatmin olgusunun geçmişinde en önemli unsur önceki deneyimdir. Bir ürün ya da hizmet ile ilgili daha önce yaşanan tüm deneyimler kişinin hafıza bankasındaki yerini almaktadır yaşanacak olası yeni deneyimler hafıza bankasında depolanmış olanlar ile karşılaştırılmaktadır. Hizmet kalitesi ile tatmin birbirinden ayrı kavramlar olmalarına rağmen uygulamada etkilerinin ve nedenlerinin karıştırıldığı görülmektedir. Bunun en temel nedeni hizmet kalitesi ile tatmin arasında nedensel bir ilişki bulunmasıdır. Sonuç olarak hizmet ne kadar kaliteli olursa olsun tatmin olup olmamak konuğun inisiyatifinde olan bir durumdur. Eğer konuklar konaklama işletmesinde bir önceki ziyaretlerinden tatmin olurlarsa, ilgili işletmeyi tekrar tercih etme kararlarında daha az risk hissederler. Bunun tam tersi olarak, işletmede gerçekleştirmiş oldukları önceki konaklamalarından tatmin olmamaları durumunda aynı işletmeyi tekrar tercih etme konusunda önemli bir risk algılaması yaşarlar. Böylece alternatif konaklama işletmesi arayışı içine girerler. Bu durum müşteri tatmini ile alternatif arayışı içinde olma arasında olumsuz bir ilişki yaratır. Müşteri tatmini, müşteri sadakatini belirleyen önemli değişkenlerden biri olarak görülmektedir. Müşteri sadakati ile müşteri tatmini kavramları arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Müşterilerin tatmin olması, tekrar aynı ürün ya da hizmeti satın alma niyetlerini etkileyerek müşteri sadakatinin oluşmasını sağlamaktadır. Müşterilerin tatmin düzeyi arttıkça tekrar aynı ürün ya da hizmeti satın alma olasılıkları ile birlikte diğer potansiyel müşterilere aynı ilgili ürün ya da hizmeti satın almaya yönelik teşvikleri de artmaktadır. Müşteri sadakati oluşturmak için müşterileri sadece tatmin etmek yeterli olmayabilir. Bununla birlikte müşteri sadakatinin oluşumunu etkileyen çok sayıda faktörde bulunmaktadır. Genel olarak ele alındığında şikayet tatmin olmama ile ilgili bir durumdur. Yani satın alınan mal ya da hizmetin beklentileri karşılamaması veya tüketim sırasında ortaya çıkan beklenmedik durumların karşılığıdır. Müşterilerin şikayetleri, işletmenin yönetimi ve çalışanları tarafından öngörülemeyen sorunların ve açıkların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yüzden müşteri şikayetleri son derece önemli bilgi kaynaklarıdır. Şikayetler sayesinde elde edilen bilgiler müşteri tatmini ve sadakati oluşturma sürecinde oldukça önemli bir rekabet aracı olarak kullanılabilir. Şikayet almak bir konaklama işletmesi için ilk bakışta hoş görünmese de kontrol edilemeyen durumların yeniden düzenlenmesi için bir fırsat anlamına gelmektedir. Bir konaklama işletmesinde kişisel kalite, departman kalitesi, ürün veya hizmet kalitesi, genel işletme kalitesi ve sonucunda da müşteri memnuniyeti ile tamamlanan bir kalite döngüsünden bahsetmek mümkündür. Bir turizm işletmesinin geleceği, müşterilerinin beklentilerine yönelik kalite gerekliliklerini yerine getirmesiyle yakından ilişkilidir. Örneğin bir otel işletmesindeki odalar departmanını ele alalım. Bir oteldeki odalar departmanının kalitesinden ve sonrasında departmanda sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinden ve kapsam daha da büyütüldüğünde otelin kalitesinden bahsedebilmek için öncelikle o departmanda çalışanların kişisel kalitesinin istenilen düzeyde olması ve bunu çalışma performansıyla göstermesi gerekmektedir. Kalite beklenti düzeyi ya da kaliteyi algılaması kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu durum konaklama işletmeleri için de geçerlidir. Bu yüzden konaklama işletmesinin sunduğu hizmetin kalitesi işletmenin başarılı ya da başarısız olmasında önemli ölçüde etkilidir. Müşterinin tatmin olması için aldığı hizmetin kalite beklentisini karşılaması ya da aşması beklenmektedir. Hizmeti satın alanların algılarını büyük ölçüde belirleyen hizmeti sunan çalışanın performansıdır. Bu yüzden müşterilerin belirli bir hizmetle ilgili yaşadığı deneyim ile hizmeti sağlayanın kişisel kalitesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu programda imaj ve beklenti nedir? Güven, algılanan değer, müşteri tatmini ve müşteri sadakati nedir? Bu kavramların kalite kavramıyla ilişkisi nedir? sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi konaklama hizmetlerinde kalite yönetimi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.